Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Buradan da bir koklayayım çiçeklerimi. Şimdi ben kısacık bir açılım yapayım dedim size sürpriz olarak. Hemen şöyle bir şey yapıyorum. Aklımdakinin şu anki durumu neymiş? Aklınızdakilerin. Bir tedirginlik var. Öyle bir tedirgin ki ne olacak, ne bitecek diye böyle bu kalbinizdeki insanlar bir tedirginlikteler. Yani bir şeyin şaşkınlık halini yaşıyorlar şu anda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tamam mı? Siz hangi enerjidesiniz? Ben, çoğunuz ben yolumu çizdim. Ben yolumda ilerliyorum. Artık hayatımı durdurtmuyorum. Ve ne yapacağımla ilgili karar alıyorum. Hayatımda güzellikler istiyorum. Güzel enerjileri çağırıyorum. Ve güzel enerjileri istiyorum. Güzel aşkları istiyorum diyenler var. Aynı zamanda da şöyle de diyenler var. Ben yolumu çizdim fakat bu yol nedense tanıdık bir yol. Aynı yol aynı kişiye gidiyor gibi hissediyorum burada. Diyor ki iki enerji var burada yani. İki tane durumu anlatıyorum size. Hangisi size uyuyorsa alın kabul edin. Uymayanı geri yollayın. Ve bakalım. Anlık enerjisi neymiş aklınızdaki kişinin? Üzüntü. Yani bir durağanlama döneminde böyle bir durmuş düşünceler. Bir haber bekliyor ama bu haber sizden gelmesini istiyor. Enerjiyi hep böyle yolluyor. Yani siz ona adım atın istiyor. O size adım atmak istemiyor. Sadece duruyor. Eğer diyor burada haber bekliyorsanız bu insandan daha bunun için bir vakit var diyor. Çünkü bu insan sizden haber bekliyor. Resmen şeyini dönmüş böyle arkasını dönmüş. Peki siz hangi durumdasınız? Siz de üzüntü halindesiniz. O kadar üzüntü halindesiniz ki yani dünya boş geliyor ve o kadar ağlıyorsunuz ki burada bir ağlama, bir üzüntü, iç dünyaya kapanma, dünyaya küsme, hiçbir şeyden zevk alamamak, hiçbir şeyden keyif alamak. Gene kimin negatif enerjisi tuttu bana bilmiyorum ama bu durumdan çıkmanız lazım diyor. Karar vermeniz lazım diyor. Yani ya gideceğim ya kalacağım. Bu kararı vermeniz lazım. Şimdi o diyor ki biz ikimiz birlikteyken çok mutluyduk diyor. Yani biz ikimiz beraberken zaten mutluyuz. Sorun problem yok diyor. Fakat diyor biz bu beraberliği de sürdüremiyoruz. Ayrılığı da küslüğü de sürdüremiyoruz. Kopsak bile diyor şu anki enerjisi bu. Ben sürekli ruhen diyor yanındayım yani seni hissedebiliyorum diyor. Ve bu durumda artık beni rahatsız ediyor diyor. Siz ne diyorsunuz? Mutlu olacağımı biliyorsunuz diyorsunuz. Ve siz inat ediyorsunuz. Artık çizgimi koydum. İnat ediyorum. Bu kadar üzüldüğüm, bu ilişkide yıprandığım, bu kadar sorumluluk aldığım yeter. Ben artık sınırlarımı çizdim ve kendim adım atmayacağım ve o taraftan gelecek adımı bekliyor musunuz? Peki sonuç olarak neymiş? Bu enerjileri demişsiniz canlarım benim. Sonuç olarak bakalım ne olacak diye bir görmek istiyorum. Bakalım. Kadere bırakılmış kader diyorsunuz. O korkak biri zaten bir şey yapamaz ki benim için. Hiçbir şekilde bir şey adım atamaz diyorsunuz. Ve ben gidiyorum. Bakın çoğunuzda gitme enerjisi var. Zaten akrep dolunayındayız biliyorsunuz. Bitişler, gidişler, oluşlar artık tamamlanma. Tamam mı? Ve güç kazanıyorsunuz canlarım benim. Güç kazanıyorsunuz. Yani bu ilişki bitirmesi lazımsa zaten bırakılması bırakılacak. Bırakılacak ve güç elde edinecek. Yani artık bağımlılıklardan, bir şeylerin gidememesinden, ilerlememesinden sıkılanlar tamamen bırakma enerjisinde olacak. Bakın, belki bazılarınız iç mahkeme, yani bir mahkeme olayınız da olabilir veya bir şeyle bu konuyla ilgili aranızdaki sorunlarla ilgili mahkeme oluyorsunuz ve diyorsunuz ki artık yani bana benim istediğim gibi birisi gelsin artık. Yani ben artık bıktım pasif karakterdeki bir insanla. Bana benim istediğim, bana sunacak, güçlü, arkamda duracak birini istiyorum diyorsunuz. Peki aklınızdaki kişilerin maddi sorunları var. Size karşı bir öfke var. Bir kızgınlık var. Daha bir aradaki sorunların bir atlatılamaması var ve diyor ki bu kızgınlık enerjisinden dolayı size adım atması uzuyor diyor. Yapamıyor diyor. Bir türlü adım atamıyor diyor. Peki adım var mı? Yani şöyle diyeyim kısa ve öz. 10 gün içerisinde bir adım var mı aklınızdaki kişilere? Kendinizi diyor bir şeylerin ritmine bırakın diyor. Evet diyor. Yani enerji olarak ona çünkü enerji yolluyorsunuz bir şeyler yapmasıyla ilgili diyor. Peki adım var mı?
Bakın siz çok netsiniz. Siz artık kendi netliğinizi, sevginizi, her şeyinizi belli etmişsiniz. Ne kadar arkasını dönse de gözü sizde. Yani gidiyorum gibi yapıyor ama o da gidemiyor. Çok üzülüyor. Çok üzülüyor ve adım atamadığından, egodan dolayı, bencillikten dolayı, kendini düşündüğünden dolayı ve ruhunun artık bir olgunlaşması lazım bunun. Çocuksu bir ruh olduğu için bundan dolayı dövünüyor, üzünüyor, yapamadıklarından dolayı. Peki yapacak mı bu kişi? Gece uykusuzlukları. Evet, yapacak ama burada diyor ki yani ilk önce yapması gereken şey maddi durumla kendisini güçlendirmem lazım diyor. Gerçekten diyor canını, siz onun canını yakmışsınız bu aklınızdaki kişilerin ve diyor ki benim canımı çok yaktı diyor, bir şeyleri diyor onun için uzatıyorum diyor ve diyor zamanı var diyor. Burada zaman veriyor, bakın bu durum için bir zaman veriyor ve evet adım atacak ve tekrardan diyor, yani bunu dinleyen kişiler için tekrardan diyor bir şeylerin diyor, bakın burada 6 ile olan 6 hafta 6 gün 60 gün içerisinde barışlar ve tekrardan bir araya gelişler görünüyor. Tschüss. Hadi.